19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama töreni yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kutlama törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, diğer protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir konuşma yaparak, atalarımız olan şanlı Türk milleti ise tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını, etnik, mezhepsel ve benzer tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazdı dedi. 19. yüzyılda devletimiz birçok topraklarını kaybetmiş ve tabir caiz ise Anadolu'ya sıkışmış durumdaydı. Ancak düşman devletler hep birlikte yurdumuza dört bir taraftan sürekli saldırarak son vatan parçamız olan Anadolu'dan da bizleri çıkarıp tarih sahnesinden milletimizi silme gayretleri içerisine girmişlerdi. Atalarımız olan şanlı Türk milleti ise tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve benzer tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazacaktır. Ve tarih 19 Mayıs 1919. Bundan tam 98 yıl önce parolası "Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunmaz" diyen bir liderin Anadolu'da topyekun bir mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul'dan Bandırma gemisiyle Samsun'a ayak bastığı tarihtir 19 Mayıs 1919. İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'nın konuşmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Büyük beğeni toplayan jimnastik ve halk oyunlarının gösterisinin ardından da Malatya Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul ve kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtım töreninin ardından kutlama töreni sona erdi. Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz'ın çelenk sunumu ile başladı. Sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşımızı başlatmıştır dedi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşımızı başlattı. Tabii 19 Mayıs birçok şeyin aslında başlangıcı. 19 Mayıs önemli bir halk hareketidir. Dolayısıyla Samsun'da Mustafa Kemal'in elinden yanan meşalenin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs bu anlamda gerçekten savaşlarda bitap düşmüş, harap olmuş bir milletin aslında kendi bağımsızlığına olan düşkünlüğünün en önemli göstergelerinden birisidir. Bağımsızlığımızın, emperyalizme karşı direnmemizin ilk adımıdır. Yedi düğele karşı verdiğimiz mücadelenin ilk adımıdır 19 Mayıs. Yine cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve çağdaş bir ülkenin kurtuluşunun ve kuruluşunun aslında temel taşıdır 19 Mayıs. Başkan Kiraz ayrıca son dönemlerde Atatürk'e karşı yapılan hakaretleri kınadıklarını söyledi. Törene CHP'li ilçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı. Atatürk'e karşı bir hakaret kendini bilmezler tarafından yapılmaktadır. Bunları da bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum.
Battalgazi Belediyesi tarafından Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skate Atış Poligonu açıldı. Poligonun açılışında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması da yapıldı. Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skate Atış Poligonu'nun açılışına Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Basri Duran, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle avcı ve atıcılar katıldı. Açılış töreninde konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, "Bu bir başlangıç. Zannedersem 2 yıl burada kalacağız. 2 yıl yıldan sonra yeni imar planına göre 300-400 metre daha arka tarafa geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Gerekli önem verilmemesi, 20 yıl içerisinde sadece 2 kuleye sahip çıkan ve hocalık eden Basri Duran'ın 1997'den alıp 2017'ye kadar getirdiği bu trap ve skit atış poligonumuzun Doğu Anadolu'da ilk olması vesilesiyle, ki bu bir başlangıç henüz. Zannedersem 2 yıl burada kalacağız. 2 yıldan sonra yeni imar planına göre 300-400 metre daha arka tarafa geçeceğiz. Orada sevgili başkanım, inşallah Gençlik Spor Bakanımızla, Bakan Tüfekçi ile beraber bir proje üretip Malatya için 3 bantlı trap ve skit poligonunu Malatya'ya yaptırıp da projesiyle beraber cazibe merkezi haline getireceği Malatya'mız için iyi olacak. Tabi bizim talebimiz, yaklaşık 30 bin civarında ruhsat tüfekli arkadaşımız var. 4500 avcılık belgesi olan ve tüm branşlarda havalı tüfek, trap ve skitte de lisanslı 700-800 civarında atıcı arkadaşlarımız var. Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine Malatya avcıları, atıcıları ve Malatya halkı adına şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skate Atış Poligonu'nun hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çok değerli ağzım. Öncelikle hepinizin bugün anlam ve önemine binaen 19 Mayıs Hatay'a Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlık, mutluluk, huzur içerisinde ve Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması dileğiyle hepinizin bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hakikaten bugünün anlamına binaen değerli kardeşim Mehmet Fendoğlu, Malatya'daki avcılık, atıcılık, İhtisas Kulübü, trap ve skit poligon alanının oluşturulmasında büyük gayreti ve emeği var. Kendisine bu emeklerinden ve gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu poligonun Malatya'mıza ve siz avcı ve atıcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize burada güzel sporlar ve güzel dostluklar kurmanızı diliyorum. Açılış sonrası ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması yapıldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Melek Baba Mahallesi Ali Kuşçu Sokak'ta öğlen saatlerinde yaşanan olayda aniden bastıran sağanak yağış sonrası bitişik iki evin çatısına yıldırım düştü. Olay sırasında şans eseri kimse yaralanmazken evlerin çatısında ve güneş enerjilerde hasar oluştu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Melek Baba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, "Üzücü bir olay, ancak tek sevindirici taraf kimsenin yaralanmamasıdır" dedi. Bugün itibariyle öğle saatlerinde şiddetli yağıştan dolayı yıldırım çarpması sonucu güneş enerjisine yıldırım çarpıyor tabii, o dengesini kaybedince bağlı bulunduğu iki evin çatısı da birbirine bağlı olduğu için sürüklemek suretiyle iki çatıyı da komple çöktürmüş vaziyette. Tabii üzücü bir olay. Çok sevindiğimiz bir durum, can kaybının olmaması. Tabii Melek Baba iki evinde sahipleri, biri yetim ailemiz, birisi de fakir, yani sosyal desteklerle yaşayabilen 5 çocuklu bir aile. Muhtar Demir, yıldırım düştüğü esnafa her iki evde de toplam 10 kişinin olduğunu belirterek olayda olası bir yaralanma ve can kaybının yaşanmamasından dolayı olayın ucuz atlatıldığını söyledi.
Biz ilgili kaymakamlığa ve Yeşilyurt Belediye'mize ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerimiz de geldi. Şu anda müdahale ediyorlar. Gerekli geçici tedbirleri alıyorlar. Tabii uzun zamanda da bu ailelere yardım edilmesi gerekiyor. Özellikle Yeşilyurt Kaymakamlığımız ve Yeşilyurt Belediye'mizin malzeme ya da diğer nakdi yardımlarda. Çünkü ailelerimiz çok muhtaç durumda. No 4'te 7 kişi var. No yetim ailemizde de 3 kişi ikamet ediyor. Bunlar hepsi sosyal desteklerle yaşamaya çalışıyorlar. Yani daha güçlü bir ev yapma imkanları maalesef yok. Malatya'da asayiş ekipleri tarafından tombala operasyonu düzenlendi. Alınan bilgiye göre Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede tombala oynandığı ihbarını alan Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı bahis oynanan tombala makinesi ve malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonrası 70 kişiye ceza işlemi uygulanırken iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 Mayıs Cumartesi günü bazı mahallelerde de su kesintisi yapılacağı bildirilerek vatandaşlardan su kesintisine karşı önceden önlem almalarını söyledi. MASKİ Genel Müdürü Doktor Özgür Özdemir, yapılan çalışmaları sahada inceleyerek su kesintisinin neden yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Şu an için kaputajdaki su seviyesinde bir artış olduğunu belirten Özdemir, dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde vanayı kapatarak şehre çok sıkıntı vermeden, fazla su kesintisi yapmadan müdahale etmek için vana koymamız gerekiyordu ifadelerini kullandı. Geçen yıldan bu yana içme suyuna ciddi müdahaleler gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdemir, kaputajdan an itibariyle 3200 litre bölü saniye su var. Bunun 2700 litresini şehre alıyorum, geri kalan fazladaki 500 litresini sulamaya veriyoruz. Ömürlük bir sistem kuruyoruz ifadelerine yer verdi.